Evet, sevgili seyirciler, bugün Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'ndeyiz. Bugün 16 Mayıs'ın Balıkesir için tarihte önemli bir yeri var. İzmir işgal edildiğinde Balıkesir'deki Balıkesirliler bu binada, okuma yurdunda ve Alaca Mescid'de toplanarak silahlı direniş kararı almışlardı düşman işgaline karşı. Bugün bu vesileyle sizlere Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'ni kısaca gezdirelim. Evet, önce Atatürk Odası'ndan başlayalım. Atatürk Balıkesir'e gelişlerinden 24 Haziran 1938'de Erdek'ten Balıkesirlilere, Balıkesirli vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiniz mesajını iletmiş. Ve burada da Atatürk'ün Balıkesir'e ilk gelişi, tarihte Balıkesir'i 7 kez ziyaret etti. Atatürk ilk ziyareti de 6 Şubat 1923'teydi. Yine bugün Atatürk Zanos Paşa Camii'nde bir konuşma yaptı. O konuşması günümüzde de geçerliliğini koruyor. Evet, ikinci ziyareti, üçüncü ziyareti, evet, burada da Atatürk ve annesinin mumya heykellerini görüyorsunuz. Evet, bugün Kuvayi Milliye Müzesi yukarıdan da sesleri duyduğunuz gibi cıvıl cıvıl. Evet, burada Sultan 2. Abdülhamit döneminden verilen madalyalar var. Evet, Yunan işgaline karşı ilk kurşun Ayvalık cephesinde Ali Çetinkaya tarafından atılmıştı. Evet, Balıkesir'deki Balıkesir aynı zamanda kongreleriyle de meşhur, düşman işgali döneminde bunun ilk merkez heyetinde Mehmet Vehbi Bey, Bolak, Yörükzade İbrahim Bey, Gönenli Osman Bey, Maarif Müdürü Sabri Bey, Ocakizade Talat Bey ve Varbalı Hulusi Bey seçilmişler. Ve yine düşman işgalinden sonra ülkenin Balıkesir'de 28 Kasım 1919'da yapılan bir mitingdeki konuşma ve bu konuşmada bir fert ve bir millet ölümü göze almazsa yaşayamaz. Onlar yaşamak için ölmekten çekinmezlerse esir edilemezler. Biz de memleket için icabında ölmeye kati karar verdiğimiz için aylardan beri silahımızla, dişlerimizle, tırnaklarımızla Yunan zulmüne karşı mukavemet ediyoruz demiş Mehmet Vehbi Bolak Bey o günkü mitingde. Ve yine Kuvayi Milliye döneminde kullanılan tabanca, mermi,
görüyorsunuz. Evet, burada da yine düşman işgali sonrasında Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadele yıllarında Balıkesirli kahramanlarımızın kullandıkları silahlar yakınları tarafından bu müzeye teslim edildiler, sergilenmek üzere. Evet, buradan da eski Balıkesir fotoğrafı, şu andaki koca saati görüyorsunuz. Bu binalardan günümüzde koca saat dışında kalan neredeyse yok. Evet, yine bir Kuvayi Milliye döneminde albay olarak görev yapan Rıza Bey'in elbisesi müzemizde sergileniyor. Evet, şimdi müze cıvıl cıvıl Kuvayi Milliye haftası, Kuvayi Milliye günü nedeniyle gelen çocukları görüyorsunuz. Hemen biraz daha. Bunlar büyük bir yolculukta ana sınıfı öğrencileri Kuvayi Milliye haftası nedeniyle, Kuvayi Milliye günü nedeniyle müze ziyaretine getirmiş. Evet, bana bakmanı çekiyorum. Evet, şimdi 3 tane 10 dakikamız kaldı. Hemen dışarı çıkmadan bahçeden size saat kulesinde göstereceğim, tamam mı? Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Türkiye'nin istikbali bu gençlerde. Ve yine Kuvayi Milliye döneminin bayraktarlığını yapan 3 gazete vardı. Bunlardan bir tanesi Ses Gazetesi Hasan Basri Çantay tarafından çıkarılan, diğeri İzmir'e Doğru gazetesi Vasıf Çınar ve Mustafa Necati Bey tarafından çıkarıldı. Diğeri de Doğru Söz gazetesiydi. İsmail Hakkı Varnalı tarafından çıkarılmıştı. Mustafa Necati aynı zamanda Balıkesir Barosu'nun ve Necati Eğitim Fakültesi'nin kurucularından. Hasan Basri Çantay, Balıkesir'in alim isimlerinden bir tanesi. Bu üç gazete milli mücadele döneminde çok önemli rol oynandı. Bu gazeteler prova tezgahlarında basılarak cephelere, yumurta sepetleri, saman balyaları arasında götürülüp vatandaşa ve askerlerimize moral, motivasyon sağlandı. Cepheye verildi. Burası arkeoloji kazılardan elde edilen bölüm. Evet, bunlar da yine Balıkesir'in eski döneminde kullanılan eşyalar. Balıkesir'e bir de yakın dönemde arkeoloji müzesi kurulması gündemde, bunun çalışmaları devam ediyor. Balıkesir, Erdek, Altınoluk, Ören, Bandırma gibi yerlerde birçok tarihi alanda kazı çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz eserler de
buradaki alanlardan çıkarıldı. Evet, şeyde Tartı. Çarık. Evet, tekrar edelim. Bugün 16 Mayıs 2022 Balıkesir için önemli bir gün. Düşman işgaline karşı ilk silahlı direniş kararının aldığı gün bugün. Kendi düzenli ordularını kurup düşmana karşı cepheler oluşturan Balıkesirlilerin gurur günü bugün. İşte Balıkesir'in Kuvayi Milliyecilerinden bir grup. Evet, burada da Kuvayi Milliye'nin doğuşu anlatılıyor. Türk Kurtuluş Savaşı esine rastlanmamış bir toplum hareketi. Bu hareket her türlü yokluğa bir mahkum edilmiş milletin farklı bölgelerde milli şuur ve aynı zamanda aynı anda başlattığı bir hareketti. 16 Mayıs'ta 1919'da yurdun dört bir yanında. Evet, burada da Kuvayi Milliye döneminde askeri cep cüzdanı, silah, mühür görüyorsunuz. Evet, yine milli mücadelede önemli bir yere sahip kongrelerin başkanlık eden zat-ı muhteremler. Evet, Kuvayi Milliye'nin bayraklaşan iliğidir Balıkesir. Evet, onlar kimsenin görmediği felaketi gördü, sefaleti gördü, ihaneti gördüler ve en dayanılmazı kendi vatanlarında esareti gördüler. Ne var ki uluların kavlince imanı gayrete döndürdüler. Mangal gibiydi her birinin yüreği, millete vermek için parçalara böldüler. Kuvayi Milliye şehitleri de, kurtuluşu görenleri de gülümseyip öldüler. Peygamber okşadı tabutlarını bir bir ve onlar hepsi, Balıkesir Kuvayi Milliyecileri, cennete gömüldüler. Ve yine burada eski dönemden kalan eserleri görüyorsunuz. Evet, İstiklal Madalyası. Bu İstiklal Madalyası da Kuvayi Milliyecilerin torunları tarafından müzeye bağışlandı. Evet, sancak. Hakim Bey, ben şimdi evet, Kuvayi Milliye gününde, Kuvayi Milliye haftasında Balıkesir'in bayrak adamlarını rahmetle, saygıyla anıyoruz.